belli yeni olduğun. Ve ben eğitmen değilim. Çok da vaktim yok açıkçası. Lütfen. Ya birkaç bir şey sadece. Ha, öyle diyorsun. Ding'e davet ediyorsun galiba. Evet. De o çok yüksek, ben alttan geçeyim. Evet. Nasıl böyle, iyi mi? Diyorsun, ne yapıyorsun? Ha, nasıl? İyi mi hocam? Kendine gel. Güzel mi? Kendine gel. Öğreniyor muyum? Saat boğalar gibi sallıyorsun saçma sapan. Ne yapıyorsun? Ne oldu, billboardlar bitti mi? Bitti billboardlar. Hepsi bitti. Neden, ne oldu ki? Benim buraya gelmemden niye rahatsız oluyorsunuz? Ceyda Hanım'la baş başa olmak mı isterdiniz yoksa? Benim arkadaşım diye, ne alakası var? Hayır. Bir tane arkadaşınız var, o da benim. Başka en birinci arkadaşınız benim. Kendine gel. Kendine gel. Siz rezil artık. Kendimdeyim. Ben kendimdeyim. Ha, gel gel. Siz çelik gibisiniz. Hiçbir şey olmaz size. Bence yeni başlıyoruz. Hiç bitmesin o zaman. Can Bey buralarda. Can Bey? Biz röportaj yapmaya gelmiştik de. Aynen öyle. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Ben arkadaşıyım. Ara vermiştim. Yani... Soğumuşum, ısınmam lazım. Yoksa beni hayattan nakavt edemezdi. Patronum bu arada. Yani iş arkadaşı. İş arkadaşıyız biz. Arkadaşım aynı zamanda da. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Ya böyle bir şey yok. Selamun aleyküm kahveli köyün kahvaltıları. Aleyküm selam, hoş geldin İhsan. Eyvallah, hoş bulduk. Sağ olasın. Hayırdır ya, ha? Betiniz benziniz solmuş. Öyle vitaminsiz gibi bakıyorsunuz mel mel. Ne oldu? Evde yemek bile pişmiyor İhsan. Açtırma be ağzımızı İhsan. Oo, ben uyandım. Hanımlar bütün gün kithanede tabii, değil mi? Ya, ev işlerin ana yerlerde. Eyvah eyvah ya. Ulan üzüldüm ha. Dur bir güzellik yapayım size. Rahmi, herkese benden çay söyle. Yanına da çift kaşarlı tost. Sağ ol. Yaşa İhsan. Aynen. Aslansın sen. Bir dakika, Nihat abime de full karışık bir ayvalık yapıyorsun. Onunki dublet çay olsun. Yok yok ya, İhsan gerek yok. Sağ ol. Selamun aleyküm. Selam Nihat. Delikanlı gördün mü Nihat baba ya? Gözünü seveyim, ölmedi. Oo, ölmedi de can çekişiyor harbiden ya. Abi bu halinizle ölü balık gibi bakıyorsunuz, yemin ediyorum ya. Ya burada serum olsa serum söyleyeceğim size. Tosta çay kesmez ama. Vallahi ne yapacağım? Eyvah eyvah. Ne zamana kadar sürecek peki babalar bu iş böyle? Vallahi. Belki de kitaplar bitse rahat ederiz herhalde. Ne? Kitapların bitmesini beklemeyin abi. O kitapların bitmesini beklerseniz var ya. Bitmişsiniz siz. Ölünüz çıkar buradan toplarla aşıktan şey. Abi duvardan duvara kitap var orada ya. Zaten o kadar kitap okuyan kadın sizi ne yapsın? Gözünü seveyim, kusura bakmayın da. Eyvallah kardeşim, çok sağ ol. Vallahi Nihat abi kusura bakma da bu mevkif ablamın yaptığı, güzel başkanım yaptığı iş işte iş değil ya. Şu adamların haline bak abi. Gömlekler muşambaya dönmüş ütüsüzlükten. Pantolonlar zaten çift çizgi, suratlar bitmiş. Abi böyle hayat mı olur ya? Size reva mı babalar bu hayat? Ya huzurluysanız bir şey demiyorum da. Bu ne be abi? Hayat değil abi. Kafası mı kitaphane be abi? Kapat. Hadi kalkın babam. Yürüyün baba ya. Durun. Durun ağalar, beyler, kardeşler, arkadaşlar. Kadınlar bizi muhtaç zannediyor. Onların ayağına gidersek bizi aciz zannedecekler. Görecekler, haklısın. Zannedecekler. Ya bence başka çare mi var Nihat abi? Adamlar açlık sınırında tavla oynuyor. Görün kolları kalkmıyor abi zaten. Ha? Ne var abi? Gerekirse kendi yemeğimizi kendimiz yaparız. Yaparız. Çamaşırımızı, bulaşığımızı, donumuzu kendimiz titreriz. Onların kütüphanesi varsa bizim kıraathanemiz var. Kurban oldum, ne dedin? Yemeğimizi yapacak! Sahnemizi kimse elimizden alamaz! Ne abi? Benim söylediğim bütün tostları çaylara Nihat abiye yaz kuşum. Yaz! Yaz! Yaz!
doydu ya. Niye karnımız doydu bugün? Rami! Limonataları iptal et, sen iptal et. Kadın resmen pirana gibi ya. Kan kokusuna değil, can kokusuna geliyor resmen. Bir de Can Bey'i tek alabilir miyim acaba? Pardon ya. Yemin ederim yanına da yapışmış bir de. Bir şey diyeceğim. Basın da var. Bunlar ikisi sevgili diye yazarlar ha. Ayhan sen beni niye gaza getiriyorsun? Gaz değil. Can Bey. Şöyle geçeyim ortasına. Yani konuşmanın ortasına dalmış gibi oldum. Kusura bakmayın. Sanem. Sen de mi röportaja geldin? Ay ben öyle bir denk geldi ki spor için gelmiştim aslında. Tesadüfen karşılaştık. Çünkü ben şirkette çok yoğunum. Yani şirketin bütün yükü omuzlarımda. Ben şirkette bu arada kreatif direktörüm. O yüzden vücudum değil, beynim çalışıyor. Daha çok mesai harcıyorum yani. Ama şimdi bir fırsatını buldum. Geldim. Kişisel koçum Ayhan. Selam. Aynen öyle. Bana öğrettiğin gibi Ayhancığım. Ben hiç bölmeyeyim. Sanem Hanım ajansımızın vazgeçilmezlerinden olur. Estağfurullah. Kaldığımız yerden devam edelim. Peki lafı dolandırmadan direkt olarak soruyu soruyorum. Hayatınızda biri var mı canım? Keşke biraz dolandırsaydınız ya lafı. Bu çok direkt olmadı mı? Fazla direkt olmadı mı? Ben bu konuları konuşmayı pek sevmem. Geçsek mi soruyu? Anladığım kadarıyla Ufuk'ta bir evlilik planı da yok. Yok. Ya ben biraz özgür ruhluyumdur. Kendimi de ruhen yılkı atlarına benzetirim biraz. Hani yabani. Dedesi de şey zaten. Aynen öyle. Yani evlilik fikri... beni dizginleyecekmiş gibi hissettiriyor bana. Peki karşınıza nasıl biri çıkarsa evlilik hakkındaki düşüncelerinizi değiştirebilir? Ya illa... şu özellikleri arıyorum diyemem. Doğru olmaz çünkü bilemezsiniz. Dış görünüşten ziyade enerjisi benim için daha önemli. Ve kıpır kıpır, cıvıl cıvıl hala çocukluk heyecanlarını yitirmemiş. Merhametli, düşünceli, anlayışlı, sağlam karakterli ama bir ceylan kadar da zarif. Ve koku. Koku çok önemlidir benim için. İçime çektiğim zaman... dalgalı hırçın denizlerde, uçsuz bucaksız bozkırlarda ama yine de yuvamda gibi hissettiren, iyileştiren özel bir koku. Çeker benim. Belki de hiç durmadan dünyayı gezip durma sebebim budur. Hem bana ait hem bende olmayana sahip olanı arıyorum. Hala aradığına göre demek ki bulamamışsın. Belki çok yakınındadır Can. Belki de. Sevdiniz. Bir bak bakayım sen. Gel gel bir bak. Bir bak bakayım. Biz arada derede yine farkında olmadan bozuştuk mu? Darıldık mı? Nedir? Dargın mıyız? Yo. Nereden çıkardın? Ben yanlış anladım o zaman. Bir şey söyleyeceğim. Sen böyle çıtırdan, ufak yani çok hafiften kıskanma durumu olabilir mi? Neden kıskanayım ya? Ceyda'dan mı kıskanacağım? Yani sonuçta kıskanacak nesi var ki onun? Ne sıfatla kıskanacağım ben? Ne sıfatla? Biz arkadaşız. Aynı zamanda da iş arkadaşıyız. Biz duble arkadaşız. İnsan arkadaşını kıskanır mı hiç? Sanem, evet ben anladım. Okey, tamam. Ayrıca istediğin insanla beraber olabilirsin. Sonuçta bekarsın. Sanem. Benim işe dönmem lazım. Kusura bakma. Bunun sloganı da yanlış. Bu da yanlış. Hepsi çöp. Ben öngörüsü yüksek bir insan olduğum için hasarı minimize etmek adına ikinizi birlikte gönderdim matbaaya. Ama ikiniz bir çalışan eksmiyorsunuz. Can yetiş. Mahvolduk şu anda mahvolduk biz. Bu sloganımız oldu ha. Ne oldu gene Deren? Göstereceğim şimdi size marifetimizi. Hı, nedir? Bakar mısın? Bu Kompes için sipariş ettiğimiz billboard. Nasıl çekmiş değil mi? Çünkü bu ikisi matbaaya hepsini poster boyutu sipariş etmiş. Nasıl yani? İkisini birlikte gönderdim ben matbaaya. Şu başımıza gelene bakar mısın? Nasıl yani? İkisi derken JJ? JJ ile Sanem.
bu iş. Sana mi sorumluluğundaydı yani? Cence'yle alakası olmaması lazım. Benim hatam. Özür dilerim. Bravo. Tebrik ediyorum. Bravo. Bravo sana. Bu alkış bravosu değil bu. Bu fecaat bravosu bu. Aslında ben başlıklarla görselleri eşleştirmiştim ama. Ama? Ama ne demek ama? Ama ne kadar gereksiz bir kelime bizim işimizde. Yarın ülkenin dört bir yanında bunların billboardlarının olması gerekiyor. Ne olacak şimdi? Ha? Biz mesela ne yapalım bunlardan? Hı? Hediye paketi mi yapalım biz bunlarla? Ha? Biz bunlarla defter mi kaplayalım biz bunlarla? Ya da biz bunların hepsini böyle buruşturalım, ajansın camlarını mı silelim? Ha? Ben gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum, özür dilerim. Ben de onu söylüyorum zaten. Daha ne diyeceğini bilmeyen bir insana bu kadar sorumluluk verilir mi? Yeter Deren. Bana mı yeter? Evet, sana yeter, yeter. Şu an yani çözüme odaklı, faydalı hiçbir şey çıkmıyor ağzından, tamam mı? Çözüme odaklı olalım biraz. Ne yapabileceğimizi düşünelim yani. Şöyle yapacağız. Sanem'e bir sorumluluk daha vereceğim şimdi ben. Çok güzel. Ah, hediye verelim, ödül verelim bunun üstüne biz. Bir bitirmeme müsaade eder misin Deren? Biz aynı gemideyiz. Batarsak hepimiz birlikte batarız. Hepimiz birlikte boğuluruz. Bir saniye. Sabahlıyoruz arkadaşlar. Sen de hatanı telafi etmen için ekip başısın. Şöyle, ben önemli bir kısmı yapacağım. Matbaayı arayacağım, halledeceğim. Sadece ufak kalan işler var. Onları da... Burada siz çok sıkıldınız. Fark ediyorum, aynı ortamda çalış kasvetli. Daralmışsınızdır, ufak bir basmıştır size. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Toparlanın arkadaşlar, bana gidiyoruz. Projeyle ilgili olanlar bana geliyor. Tamam mı? Hadi bakalım. Of Sanem ya. Arkadaşlarla halı maçına gidecektik akşam. Evet. Arkadaşlarının hayatlarından aldığın zamanın hesabını ver şimdi Sanem. Buyurun. Gelip yardım etsene bana. Ay vallahi gelemem Mevkübe yani. Elime daha yeni manikür yaptım. Tövbe bana bak, bunu bırak da. Senin kızlar nerede kaldılar? Ha? Hala gelmediler. Kız bana bak. Oğlanlar beraberler bunlar. Allah Allah. Tutturdu bu da oğlanlar da oğlanlar. İşe kalıyorlar. İş uzuyor. Mesaiye kalıyorlar. Ha, oldu. Kız sen inanıyor musun bu söylediğine? Allah Allah. Ay sanki görmedik açılışta Sanem'le Leyla'yı. Gördük. Sahinde yedi düvel olarak da duyduk maşallah. Ah, kız tövbe de. Vallahi billahi ben bir şey söylemedim kimseye. Aa, aşık olsun. Yalnız bir yüzük takmamışlardı. Aa, bir de taktılar. Allah taktılar ama size söylemiyorlar. Ay, ayol Müşkan'ın kızını hatırlasana. Hani iki senedir oğlanla evliymiş de gizli gizli. Düğünde çıktı hepsi ortaya. Kız hatırlasana. Kızım, kurt düşürmesene insan için akşam akşam. Ya tamam, şeyi anladım şimdi. Leyla ile Emre daha yeni, o belli böyle turfanda gibi duruyorlar da. Bu Can Bey'le iş ha? Ha böyle devamlı mahalleye gelip gitmeler. Ha? Niçin? Niçin? Kız niçin olacak? Çocuk size yüzünü alıştırıyor damat olaraktan. Yarın öbür gün çıkacaklar karşınıza böyle. Anacım babacım biz nişanı nikahı aramızda hallettik. Oh, oldu da bitti maşallah. Ah, zaten şimdilerde hep böyle kız gençler. Ay hatırlasana bizim Ragıp'ın kızını. Geldi diye böyle babasının karşısına dikildi. Babacığım ben evlendim diye. Ay adamcağıza inme indi. Şakkıdanak adam gidecekti orada neredeyse. Ay kız hatırlasana. Tahta kaşık ısırttıydık ya adamcağız dilini yutmasın diye. Şimdi bana inecek. Şimdi bana inecek Melihat, vallahi bak. Ay ne var Mevkıbacığım? Ay fena mı olur işte? Kız sapasağlam damatlar. Aa, bana bak. Siz bakkalı da büyütürsünüz. O niye? Aa tabii. Niye bakkalı büyütesiniz sen? Niye bakkalı yani? Süpermarket zinciri kurarsınız vallahi billahi. Eh be Melihat, eh be Melihat. Yemin ediyorum dev gibi gelirdim, şişirdim. Yok anacığım, yok sen şişme. Şimdi böyle çifte düğün yapacaksınız ya. Elbise falan giyeceksin güzel güzel. Böyle şişman şişman işinde sinir olursun vallahi. Of be Melihat, of be Melihat. Kız of deme. Bak vallahi, ah bak ben buraya yazıyorum. Bunlar şimdi beraber elbise. Kız bana bak, bu ne zaman başladı? Allah seni kahretmesin. Başkan ne oldu oğlum? Set ortamlarından bir haber ver.
Abi söyledim ya sana, kısa bir roldü zaten. Olsun kısamısa, gene de roldü. Baktığında roldü. Artık kariyer başladı. Gelsin altın portakal, gitsin gümüş greyfurt. Abartma abi ya. Ya zaten repliğin falan yoktu, öyle bir korumayı oynadım. Nasıl replik yoktu? Boşluk varsa oraya ağzına geleni söyleyeceksin, yapıştıracaksın, gideceksin oğlum. Doğaçlama diye bir şey de mi duymadın? Doğaçlayacaksın, onu zaten masada atarlar, kırparlar, bir cümle kalır sana. Keşke ben geleydim, yemin ediyorum arkandan dublaj yapardım. Mıdır mıdır konuşurdum arkandan. Ya, ne yapacaksın? Adamlar düşünememiş. Aman, demek ki ufukları benim kadar geniş değilmiş. Ama var ya, yemin ediyorum yarayı marayı var ya, nasıl gerçekçi yapmışlar var ya. Acıyor mu gerçekten? Vallahi role girmişsin. Helal olsun. Ya da rol sana gelmiş. Artık başlasın oyunculuk. Bu ne be böyle tay tay? Mutfak robotu dedikleri bu mu? Tut şunu. Ne oldu kızım? Bir yerine bir şey mi oldu? Her yerim spordan tutulmuş vallahi. Allah Allah. Hangi sporu yaptın acaba? Gülle mi attın? Kürek çektin var mı? Git şuradan çaydanlığı getir. Vallahi çayları doldur. Ben öldüm ya. Çok yoruldum. Aman senden konuşacaktık zaten. Biz burada abinle sinema konuşuyoruz. O zaman ben gideyim çayı koyayım. Sonra da enine boyuna darına sinema konuşalım. Geliyor. E konuşalım lazım zaten. E tepsiyi nereye götürüyorsun? Çayı getir dedik ya. Avare ya yemin ediyorum. Benim tercih ettiklerimi kabul etmiyorsun Can Bey. Sanem ya Sivas. Tamam. Pardon. Oho. Alo anne. Çocuğum. Ben gelirken yoğurt alıverin diye aradım. Ay anne ya çok özür dilerim. Ben sana haber vermeyi unuttum. Bizim bugün çok işimiz var. Yani sabahlayabiliriz. Sabahlamak mı? Yani sabah kadar sürmese bile gece geç vakte kadar çalışacağız. He. Geçen seferki gibi mi çocuğum? Hı hı. Daha beter. İşler çok karışık. Can Bey'in evinde çalışıyoruz. Can Bey'in evinde mi? Evet. Ablam da burada. Yani çok büyük sıkıntılar oldu da çok büyük bir karmaşa var. Çalışacağız, işlerimiz bitince döneceğiz eve. Merak etme. Hadi benim şimdi işe dönmem lazım. Kapatıyorum. Çocuğum at bakayım sen oranın adresini bana. Adresi mi? Adres ne yapacaksın? Allah Allah ne yapacağım? Bulunsun ananın babanın evinde adres değil mi yani? Bir şey olur bir şey olur Allah her ihtimale karşı bulunsun yani. At bakayım gönder bakayım yaz gönder. Tamam anne tamam. Can Bey'in evinde bir de. Bana bak Melaş boşa konuşmuyor. Yemin ediyor boşa konuşmuyor. Siz ananızı kandırdığınızı mı zannediyorsun sen? Ben yer miyim? Yer miyim ben? Yemem. Yemem ben. Yediririm. Şimdi görürsünüz siz anneyi kandırmak ne demekmiş. Ben bakarım, ben bakarım. Tamam. Canım mı? Canım mı dedim? Allah Allah ya! Anne. Sana? Anne ne yapıyorsun? Ne işin var burada? Terlik yok burada. Anne ne yapıyorsun? Anne ayakkabılarım çıkarılmıyor. Terlik yok burada. Ne terliği anne? Ne yapıyorsun sen burada? Çalışıyorlarmış. Görürüz bak. Anne ne diyor? Anne. Annem. Gerçekten çalışıyor musun siz ya? Merkuba Hanım. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Can. Ben de Sanem geç saate kadar şey yapıyoruz, çalışıyoruz deyince. Siz ne zannetmiştiniz ki? Ben bir şey zannetmedim. Ha. Yani bu saatlere kadar çalışacağız deyince Sanem. Ya biz evet bir işi yetiştirmemiz gerekiyor da çok acil o yüzden bu şekilde böyle. Evet maalesef ki Sanem yüzünden bizim artık sabaha kadar çalışmamız lazım. Çünkü bizim bir takvimimiz var. Aman Allah zihin açıklığı versin. Sanem yüzünden çalışıyorsunuz ya. Bol bol şey olsun. Ya ben de alsam bir tane yaprak sarması benim böyle midem kazındı çalış çalış. Vallahi süper. Ben de hani bu kadar saat madem böyle sabahları kadar çalışılacak bir dolma yapayım da dedim. Dolmayı hani acıkmışsınızdır diyerekten dolmayı yaptım. Allah Allah. Ne kadar zor olabilir Mevki be. Allah Allah. Beyazlar içeri. Renkliler dışarı.
Beyazlar içeri. Sen de ne kadar abarttın ya. Çocuk oyuncağı. 3 yaşında çocuk yapar bunu ya. Aa. Bu ne ya? Beyaz mı renkli mi şimdi bu? O zaman bunu kenara koyalım biz. Tamam, şunu da alayım. Bakalım şu da. Annem geldi. Ha, ben de sesini duyuyor gibi olmuştu ama annem. Ne işin var burada ya? Sarma getirmiş. Eyvah. Sarma mı? Ya Emre Bey, annem de böyle ince bir insan işte. Can Beyler'de çalışacağız dedik de biz. Deftişe geldi kesin. Oldu o zaman. Siz şuna yeni limonata yaparsınız. Hatta şu kalanını koyayım ben. Siz buna yeni limonata yaparsınız artık. Ben de bunları içeri götüreyim. Hadi bakalım limonatayı yapıyoruz. Buradan çıkmıyoruz. Mümkün değil ki. Yarısın. Afiyet olsun çocuğum, afiyet olsun. İyi, şey Can Bey, dolmayı sevdiniz biraz. Bayıldım, biliyorum. Yiye daha iyi. Değil mi? Anneciğim, senin ne işin var burada ya? Niye zahmet ettin buralara kadar? Acıkmışsınızdır, dolma yaptım. Allah Allah. Size niye dert oluyor benim buraya gelmem? Ha? Sakladığınız bir şey mi var? Allah Allah, üstümüze iyilik, sağlık, öyle bir şey olabilir mi? Biz ofiste çalışıyorduk, sıkıldık diye Can Bey evini açtı bizde. Ne kadar duyarlı ve ne kadar iyi niyetli bir patron, farkında mısın? Emre Bey nerede? Bilmiyorum ki yani. Kafamı işten kaldıramadım. Burada bir yerdedir herhalde. Takip etmedim yani. İyi. Aferin çocuğum, aferin. Aferin, çalışın. Siz hiç rahatsız olmayın. Ben böyle sizin çalışmanızı bir kenardan böyle bir kenara için izlerim. Rahat rahat çalışın siz. Sen ne yapacaksın anne? Ben şey yapıyorum ben. Ben rahatıma bakıyorum. Güzel. Şey yaparım. Büyük sözü de lazım yani. Büyük fikri de lazım olabilir. Mevkübe Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Emre Bey. Bakayım. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun sen çocuğum? Ne güzel renkler bunlar. Burada çeşitli renklerle renklendirme sanatı yapıyorum kampanya için. Sence hangisi Mevkübeciğim? Bir fikrini alsam. Hadi bakalım, kapağımızı kapatalım. Deterjanımızı koyup çalıştıralım. Burada 3 tane göz var ya. O zaman ikisinden de koyalım. Sağlam alalım böyle güzelce. Bu ne? Biraz da yumuşatıcı dökelim. Mis gibi kokuyor ha. Bu da yumuşatıcı herhalde. O zaman birazcık bundan koyarız. Yok ya, ben biraz daha dökeyim şöyle. Bunu da böyle 90 dereceye getirdik mi? Tamam. Hadi bakalım Mevkübe. Gelince çamaşır gör, mis gibi kokacak böyle, mis. Yani böyle sanki ördekbaşı yeşili. Ördekbaşı? Hı. Ördekbaşı... Böyle yeşil başlı güvenirdik de Türküsü var. Böyle güzel bir yeşil başlı ördek. Hani böyle asma yaprağını böyle suya attığın zaman daha kaynamadan, ağırlaşmadan, rengi böyle kararmadan güzel bir yeşil vardır. Onu biraz koyursun. Evet. Şu gibi. Yok çocuğum, o olmadı o. Peynir küfü yeşil oldu o, olmadı. Görmüyor musun? Cece. Sen açsana bana şu yeşillerini, bir açsana. Bölüyorum ama anne, benim işim bitti. Hadi gidelim artık anneciğim eve. Bir dakika çocuğum, hani böyle pazardan tombik tombik yeşil köy biberi alırız ya, onun koyusunu düşün. Köy biberi. Bu. Vallahi anne. Oldu, bence oldu. Bir dakika. Sen... Bir dakika ama anne, burada bir iş yapıyoruz Leyla. Güzel oldu diyorum bu. JJ. Uyudu gibi, benim içmesin. Sence nasıl? Çok hoş, ben çok beğendim. Ama aferin sana. Hakikaten zor işin var. Tık tık tık, koluna kuvvet. Bütün gün insanın içi sökülür be. İşimiz bu. Evet, çok güzel. Haydi bakalım. Çok güzel bir şekilde işimiz bitti. Artık bizim gitmemiz lazım anneciğim. Hadi anne. Yok yok, benim rahatım iyi. Ben sizden beraber döneceğim. İyiyim ben, beklerim anne, ben. Anne, zaten benim işim bitti. İnsanların da işi bitti. Bak görüyorsun, toparlanıyorlar. Herkes gidecek buradan. Sen buradan çıkacaksın tek başına. Hadi. Hadi gidiyoruz. Tamam. Hadi, hadi. Sanem nerede? Sanem gelmiyor mu? Sanem. Hadi bakalım. Sanem, biz gidiyoruz. Ha. Sen gelmiyor musun? Öyleyim, hadi güle güle anneciğim. Yok yok, gelmiyorum ben. Ben son kontrolleri yapacağım. Çünkü
Geçen seferki yaptığım hatayı yapmak istemiyorum da sonra da geleceğim. Aferin çocuğum, aferin. Dört elle sarı dişine de. Böyle gece gece yalnız tek başına nasıl olacak onu bilemedim de ben. Mevkıbe Hanım, ben daha ayaktayım, daha çalışacağım. Salim'i ben bırakırım, siz hiç merak etmeyin. Ne kadar tatlı bir patron. Ne kadar işinin başında bir patron benim. Ne kadar duyarlı bir patronum var. Farkında mısın? Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sizinle çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum patronum. Estağfurullah Salim, rica ederim. Asıl ben kendimi çok şanslı hissediyorum senin gibi değerli bir çalışanım olduğu için. Estağfurullah, beni hep böyle şımar diyor. İyi geceler o halde Mevkıbe Hanım. İyi geceler Can. Çok güzel olmuş eliniz. Afiyet olsun. Afiyet olsun hadi çocuğum. Olsun. Hadi bakalım. Hadi. Bana bak. Baş başa mı olacaksınız siz burada? Anneciğim ne alakası var? Ne alakası var ya? Derin Hanım burada, CC burada. Ay lütfen anlatır mısın bizim şirket politikalarımızı? Anne biz her zaman böyle çalışıyoruz. Bu ne böyle yeni yeni huylar ya? Allah. Cevap vermeyin bana. Geç kalma. Şey yapma. Hadi. Bana hadi. Bak yıkayın kabı sonra getirirsin sen. Of. Anne rezil ediyorsun bizi. Ne? Ama ben seni doyurmadım mı? Bak ihtiyacını giderdim. En güzel deterjanlardan bolca koydum. Renklerle beyazları ayırdım. Kafan karışmasın istedim. Yani bir yarım saat çık yukarıya televizyon izlemeye diye çıktım. Ondan bana kızıyorsun. Baba. Ne oldu burada böyle? Leyla. Mevkıbe. Mevkıbe. Yani şimdi şöyle oldu bak ben çamaşırları ayırdım. Beyazları makineye attım. Renkleri buraya attım. Sonra da deterjanını koydum. Bana mı kızdı da köpürdü bu? Ah babacığım ya, sen bunun deterjanını mı fazla koydun acaba? Dur ben bir bakayım şuna. Dur Leyla, dur. Madem erkekler kendi başlarının çaresine bakabiliyorlar, baban da baksın. Ama anne. Allah Allah! Makine değil mi bu? Sonuçta bu makineyi de erkekler yapmıyor mu? Bakarız canım, ne olacak? Ya, demek bu makineyi de erkekler yaptı baba, öyle mi? Evet. İyi, çok güzel. Kolay gelsin o zaman sana. Biz de gidelim yukarıya annemle. Misler gibi keyif yapalım. Haydi bay bay. Ah, hadi güle güle. Hadi güle güle, güle güle. Neden böyle bak hala için şey oluyor. Ev Pamukkale Travel tenlerine döndü ya. Ya çok rica ediyorum ama. Mevkıbe. Tamam, font bu. Kenar boşlukları da tamam. Nasıl gidiyor Meman Hanım? Güzel. Örnek baskıdaki renk kodları doğru girilmiş mi diye kontrol ediyorum. Çok karışıksa yardımı dönelim istersen. Olur. 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 İyi. Yazıyor musun? Evet, yazıyorum. Aşkın ağası... Arkadaşlığın ağası olmuş. Aşkın ağası. Talik. Yazdım. Canımın C'si. Canım. C'si. Evet yazdım. Nadide'nin neyse. Çok mu sıcak oldu, ben bu bazı kazak giydim diye mi? Bence üstünde kalsın çıkan. Ne? Yazdım. Yazdım mı? Yazdım. Üç. Üç. Nasıl bir üç? Direkt üç. Başı boş bir üç. Serseri üç. Bir iki üç yani rakam üç gibi. Aa ben kodlamaya alıştım da rakam üç. Tamam. Üç. Sekiz bir beş. Sekiz bir beş. Bu da çok hızlı oldu bir anda. Gitti. O kadar mıydı? Hmm. O kadar. Hmm. Yoruldun mu? Ben senin yanında hiç yorulmuyorum ki. İyi, o zaman biraz da sunum için çalışalım bence. Lansmanda yapacağımız sunum. Hı hı. Sen yapacaksın çünkü sunumu. Nasıl? Bayağı. Nasıl yapacağım? Bayağı sen yapacaksın. Aa, ne söyleyeceğim? Ne diyeceğim ki ben? Yani altından kalkamayacağım bir şey değil zaten. Her detayına hakimsin. Tamam. Anlaştık. Bir an önce başlayalım çünkü annen gelir gelmeden seni eve götüreyim. Tamam. Bir
bir sunum dosyası açarak başlayabilirsin mesela. Yok, onu yapmayı biliyorum. Ya ben yarın için gerçekten şu anda çok heyecanlıyım. İnşallah her şey güzel geçer. Geçer, merak etme. Tamam, o zaman bence bu gecelik çalışmamızı bitirdik diye düşünüyorum. Cece kalk yerine yat. Hadi kalkalım mı? Hadi Sanem. Annem merak etmesin seni. Hadi. Evet. Şimdi çıkıyoruz mu? Evet, toparlanıyorum. Kaçtım o zaman. Tamam. Eşyalarını da unutuyordum burada. Şey yap, geliyorum zaten. Bırakacak mısın? Öyle mi? Evet. Bekliyorum. Şimdi tatlım, ben Senior Fabri'nin temsilcisi olarak buradayım. Gerekli belgeleri patronuna vermiştim, değil mi Can? Hazırlıkları son bir tur kontrol edelim. Double check. Fazla bir sürprizle karşılaşma. Tabii, haklısınız. Kullanmıyorum şu anda, mersi. Yani şirketimizi daha iyi bir yere taşımamız lazım. Bu motivasyon konuşması yapacağım ben size zaten. Gerekiyor, farkındayım. Teşekkür ederim bu arada. Beni davet ettiğin için bayağı mutlu oldum yani. Ne demek? Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun ya? Kötü mü olmuşum? Ya bir acayip olmuş. Böyle kadın olmuşsun. Kadın derken? Neydim daha önce? Erkek miydim daha önce? Yok yok, o anlamda değil yani. Güzel olmuşsun. Böyle aferin sana gibi o anlamda. Teşekkür ederim. Sen de acayip şıksın yani. Öyle mi? kendi tasarımlarım. Kendim dikiyorum. Aa. Tabii. Gerçekten mi? Bu kemer böyle şey gibi dolanmış, çok güzel ama. Ay, ceketinin kumaşı da çok iyiymiş yalnız. Ne bileyim türü? Ay, çok böyle yakınlaştık. İnsanlar da var. Düştü. Ama Ayhan, ben burada bir centilmenlik yapmaya çalışıyorum. Sen niye eğiliyorsun, bir yaptırmıyorsun adama? Sen centilmenlik mi yapıyordun ya bana? Evet.
Ne oldu? Kitlendim. Kitlendin? Kitlendin mi? Kitlendim. Ne yapabilirim senin için? Yani... Hı? Al gücünü. Vereyim ben sana. Ceyce'yi... Ay! Ceyce çok tatlısın. Gerçekten çok heyecanlandım. Şu anda çok mutlu bir ana şahitlik ediyorum. Bu kadar mutluyum ki hani. Deren Hanım, siz yanlış anladınız şu an. Yok, yanlış anladınız. Öyle bir şey değil. Utanmanıza hiç gerek yok. Çünkü benim aşka inancım sonsuz. Evet. Müzik resmen beni ele geçirdi. Fırat'a gibi oldum. Hobbit gibi kaldım şu anda. Ya şimdi sen böyle eğildin ya. Şeyle yüzük falan. Şey teklifi gibi oldu. Hani şey teklifi vardı ya, şey teklifi. Cici hadi. Ne hadi Deren Hanım? Hadi teklif yapacaksın. Hadi yap. Deren Hanım şu an ama siz yanlış anladınız diyorum ben. Aa! Cici! Aa! Bir hanımefendi bu kadar bekletilmez. Yap şu teklifi. İyi misin? İyiyim. Bu dans bana lütfeder misin ayağım? Ay ben Mürvet gördüm şu anda. Ben sizi yalnız bırakayım. Çok mutlu olurum. Yalnız hangi dansı ya? Müzik falan da yok ya. Canım müzikle herkes dans eder. CC farkında mısın? Bu bizim ilk dansımız olacak. Öncelikle kendine güven. İki ayağında yere sağlam bassın. Unutma ki bu işi en iyi bilen sensin. Bu iş senin o güzel kafandan, güzel kalbinden çıktı. Senden daha iyi bilen yok. Ve herkes senin anlatacaklarını dinlemeye çok hazır. Anlıyorum. Evet, Can. Seni Mr. McKinnon'la tanıştırayım. Hello Mr. McKinnon. It's a pleasure meeting you. Çok memnun olayım. Aa, Türkçe biliyorsunuz. Çok uzun zaman Türkiye'de yaşadım. Ben de. Sanem Hanım kampanyamızın kreatif direktörü. Memnun oldum. Neyse, Max Bey lansmandan sonra bir parti veriyor. Bizim de mutlaka orada olmamızı istiyor. Öyle mi? Harika. Katılmaya çalışacağım. Çalışacağım yok Can. Bu bahaneyle başarımızı kutlayacağız. Tamam, gelirim tabii ki. Çok sevinirim. Ben de gelirim. Ama önce bir sunuma bakayım ben. Can... bana emanet etti de arkadaşım Can. Can ben buralardayım. Okey. Buyurun bir şeyler içelim. Tamam ben sizi arayayım. Tamamdır. Sağ olun. Sağ olun. Ali ne yapıyorsun? Hı? Bir gören olacak. Ben sen demedim önemli bir şey varsa mesaj at diye. Emre'cim ben bu oyundan sıkılmaya başladım haberin olsun. Gerçi ne kadar oyun ondan da emin değilim ya. Ne oyunu neden bahsediyorsun sen? Bal gibi de biliyorsun. Leyla diyorum Emre. Ona nasıl baktığını görmediğimi zannediyorsun. Hani saçmalama. Ya boş kıskançlıklarla her şeyi mahvedeceksin farkındasın değil mi? Hiç nefesini boşuna tüketme. Ben seni tanıyorum. O bakışı da biliyorum. Leyla konusunda dikkatli ol. Benim tüm dikkatim Can'la Senem'de. Kurduğumuz planı gerçekleştirmek için. Benimle uğraşacağını onları düşün. Ya bizi riske atma artık. Tamam mı?